Hoş geldiniz tekrardan. Ya bunlar hepsi birbirine benziyor, ne güzel. Sayın Rektör Yardımcım Ashat, değil mi? Sizler de öncelikle hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, koordinatörlerimiz de gelecek. Ve tümer olarak Emre Beyler olsun, Sayın Hocalarım olsun. Lütfiye Hanım da bizde mi orada mı, onu ayıramıyoruz bazen. Gidip geliyor yani. Sen de, sizler de hoş geldiniz. Evet, özellikle umarım Erciyes Üniversitesi'ni biraz tanıma imkanınız olmuştur, oluyordur. Erciyes Üniversitesi'ni ben çok uzun uzun anlatmak istemem ama böyle mikrofon olunca da biraz anlatmak istiyoruz. Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden ve araştırma üniversitesi olarak yer alan ve ilk araştırma üniversiteleri 2016 yılında kabul edildiğinde Erciyes Üniversitesi ilk 10'da bulunan bir üniversitedir. O çizgisini de devam ettirme gayreti içerisinde çalışmalarını yapıyor. Erciyes Üniversitesi sağlıkta, mühendislikte, sosyal ve özellikle ziraat alanında çok etkin çalışmalar yapmakta. Sosyalde eğitim, öğretim, dil, edebiyat konularında çok etkin hocalarımız var. Bu konularda kaliteli hizmet vermektedir. 53 bin öğrencisi olan bir üniversiteyiz. Toplam 2200 akademisyenimiz var. 5100 idari personelimiz var. Hakikaten köklü bir üniversiteyiz. Turkovak aşısını duydunuz mu bilmiyorum. O aşıyı geliştiren üniversite biziz. Ve bunu insanlığa hediye eden bir üniversiteyiz. Burada Sayın Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli hocamıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ben aslında hocamızı da getirecektim. Hocamız iki gün önce babası vefat etti. Cenazesi var. Onun için Maraş'a gitti. Yoksa tanışmanız için hocamızı da ben getirecektim. Ama böyle bir durum olunca inanın teklif bile edemedim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii üniversitenin bu özelliklerini uzun uzun anlatırız. Ancak dil konusunda hakikaten eğitim fakültesiyle, edebiyat fakültesiyle köklü bir geçmişimiz olan güçlü fakültelerimiz. Ben bu fakültelerin de üniversitemize çok güzel katkılar sağladığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sizin gibi böyle genç arkadaşları üniversitemizde dil eğitimi için görmek istiyoruz. Devamında üniversitemize de gelmenizi istiyoruz. Bizim şu anda yabancı uyruklu öğrenci olarak 3220'ye yakın öğrencimiz var. Bu öğrenciler 107 farklı ülkeden geliyorlar. Onun için biz bu manada hakikaten uluslararasılaşmayla ilgili kendini ispatlamış ve bu çalışmalarını devam ettiren bir üniversiteyiz. Bu konularda da etkin faaliyetler içerisinde olduğumuzu söylemiş olalım. Tabii biz üniversitenizde bir işbirliği protokolü de yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sağ olsun Sayın Rektörümüz herhalde bir rahatsızlanma olduğu için gelememişler. O nedenle Ashat Çukurov, Rektör Yardımcısı hocamızla birlikte bu süreçte olacağız. Ben öncelikle kendilerine de üniversitemize, Kayseri'mize hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım Kayseri'yi sevdiniz. Hem eğitim hem de biraz turizm, gezme anlamında şöyle yakınlarımızda neler var. Bir kere Erciyes Dağımız var. Şehrin çok ciddi, köklü bir tarihi geçmişi vardır. Biz özellikle Selçuklu döneminde
il olarak etkin görevler üstlenmişizdir. Osmanlı döneminde de bu tarihi geçmişimiz, köklerimiz devam etmiştir. Yakınımızda Ürgüp Göreme var. Herhalde göreceksiniz. Çünkü Göreme olunca görmeniz gerekiyor. Tamam, orada da öyle bir program yapmışlardır hocalarımız, arkadaşlarımız. Umarım seversiniz, bizlerden övgüyle bahsedersiniz. Bir sıkıntınız olursa zaten hocalarımız var, rehber hocalarımız. Sayın Rektör Yardımcımız da burada. Biz sizlere her zaman yardımcı olmak, beraber olmak isteriz. Ben 7 hafta önceydi herhalde Almaty'daydım. Almaty'yı çok sevdim, güzeldi. Sizin oraya da geleceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Bu ziyaretten sonra Sayın Rektör Yardımcımızı, Rektörümüzü ziyaret etmek isteriz. Sizlerle birlikte daha güçlü olacağız bizler. Sizleri Kayseri'de gördüğüm için çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Burada hocalarımız da var. Sayın Hakan Poyrazoğlu hocam, Tıp Fakültesi'nde pediatri anabilim dalının çok değerli bir hocasıdır. Saygıdeğer hocamıza da bu vesileyle konuşması için söz vermek istiyorum. Sevgili misafirlerimize, hocalarıma, Sayın Rektör Yardımcıma hoş geldiniz diyorum. Kayseri'de görmek gerçekten sizlere bizim için çok büyük bir mutluluk verici olay. Onur duyduk, gurur duyduk. Kazakistan'daki kardeşlerimizin, söyleşilerimizin burada olması bizleri gerçekten çok çok mutlu ediyor. Kaç kişi dombura çalabiliyor, onu bir öğrenmek istiyorum. Dombura çalmayı bilen kaç kişi var? Bir kişi, sadece bir kişi, çok güzel. O zaman konser isteyelim değil mi hocam? Konser isteriz o zaman hocam. Çok güzel. Var mı akşam programı? İyi ya. Çok güzel. Bundan 5 ay kadar önce biz burada bir çocuk kongresi yaptık. Çocuk hastalıkları ve nöroloji kongresi yaptık. Tabii bu kongrenin bir özelliği de Türkiye Cumhuriyetleri'nin, yani Türkçe konuşan ülkeleri katıldığı bir kongreydi. Orada da Kazakistan'dan dombra sanatçımız bizim misafirimizdi. Onun için sordum. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten gerçekten çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz. Üniversitemizin bütün işbirliği anlaşmaları, protokolleri önemli tabii ki ama Türk dünyasıyla yapılan anlaşmalar ve protokoller daha da önemli. Bizim mutlu ediyor aynı zamanda. Ulusal ölçekte de biliyorsunuz bu birlikteliğe önem veriliyor. Bir Türk Devletleri Teşkilatı yapılanmasından bu bağlamda söz edebiliriz. Bu da tabii işbirliği ve anlaşmaları ve protokollerin önünü daha da açan bir üst politika yapıcı kurumların marifetiyle yürütülen bir süreç. Kayseri'nin tadını çıkartın bu vesileyle ve çevresini tabii ki. Bizim de çok Orta Asya deneyimim yok benim şahsen. Umarım orada da bir araya gelme şansımız olur. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum ve Kazakistan'dan kucak dolu selamlar veriyorum. Öncelikle de Türk hocamız Salamat Edris Hoca'nın size çok selamlar ve teşekkürlerimi iletmek istiyoruz. Çünkü bu böyle bir programın organize edilmesi, öğrencilerin buraya gelmesi bizim için de Kazakistan genelinde tüm üniversitelerimizin arasında büyük bir gururla söyleyebileceğimiz bir etkinlik oldu. Az önce de Lütfiye Hocam'la paylaşmıştım. Bu organizasyonun haberi bizim bakanlığın sayfasında yayınlandı. Çünkü onlar kendileri de duymuş da bizim öğrencilerimizin burada olduğunu, özellikle bunu yaymak, duyurmak istedi. Bu da bizim için bir gurur vericiydi. Tabii ki ben orada Türkiye mezunu olarak bir Matra Üniversitesi'ne gelmem ilk benim üzerime gelen görev Türkiye ve Kazakistan arasındaki bağlantılarımızı, bu bilimsel akademik bağlantılarımızı güzel bir seviyeye getirmek. Çünkü yeni nesil bu iki ülkenin arasındaki bir köprü oluşturmamız için, en iyi bir şekilde yeni nesli yetiştirmemiz için biz o hizmette varız diye öyle bir görev üstlendim.
Sözü rektör yardımcımız Asat hocamıza vermek istiyorum sanırım. Ben buyurun. Merhaba. Aylıkın rektör bazen Kulkut Rahmet. Şimdi bizim Antalya Üniversitesi'nde kalmış bir temel alırız. Bizim üniversite başçı olan kim? Özgürlüğü söyleyen halkta sotır. Sizge Kulkut Rahmet. Bizim olsa студенттерimizde osında imaz kezinde üniversitede imaz kezinde kaldı şınayı bağlılık tanızı bitirgeniz için bizlerinde Salmaktan Okan için Sayın Erova Rabı son vaxta besledir. Bizim prezidentimiz